Değerli bizi takip eden müşterilerimiz, bugün Gönel Kalburcu mahallesindeyiz. Kalburcu mahallesinde 9 dönüm bir tarlamız var. Köye yaklaşık 1-1,5 kilometre mesafede. Köy yoluna 600 metre içeride resmi kadastro yol var. Tarlamıza geldik. Şimdi tarlamıza giriş yapmadan önce tarlamızın önünde bir çeşme var. Bakın burada geçen sene, biraz yaklaşalım. Geçen sene yapılmış bu çeşme. Tahir ve Hatice Duman hayratıdır. Çok güzel bir sadaka. Çeşme yapmak dinimizde de çok sevap, güzel bir şey. Geçen sene yapmışlar ama bakın şu an su damla damla akıyor. Evet. Yani bir bakımsızlıktan dolayı kapanmış. Evet. Siz burayı alırsanız bu çeşmeyi yapıp ayrıyetten sevabı ortak olabilirsiniz. Evet. Şimdi 9 dönüm tarlamızın yolu buradan biz geldik. Bu yoldan geldik bakın. Tabii yol biraz bakım istiyor. Yani o bakımı biz yapacağız. Bu yolu açacağız. Aracınız da dahil tarlanın içerisine kadar geleceksiniz. Burada eski bir çeşme daha var bakın. İki tane çeşme var. O da damla damla akıyor. Evet, tarlamız hemen burası. Evet, tarlamıza doğru ilerleyelim. Evet, bakın yol tarlamızın içine giriyor. Evet. Tarlamızda bir tane adam gördük. Sen burada ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun sen burada? Ben tarla sahibiyim. Tarlayı satmak istiyorum. Eyvah, yakalandık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, tarla sahibi tarlada. Kalburcu köyünde. Kalburcu köyünde. Evet, tanıyabilir miyiz? Doğma büyüme, ben Alaaddin Şen. Evet, Alaaddin Şen, daha önceden de belki videolardan tanıyorsunuzdur. Birkaç yeri daha vardı. Sattık. Şimdi 9 dönüm tarla burası. Evet. İhtiyaçtan dolayı satılıyor. İhtiyaçtan dolayı satılıyor. Evet. Ekonomik kriz var. Kriz sana da vurdu değil mi? Evet, bize de tuttu kriz. Dolarlar bizi de çarptı. Evet, kriz kalburculu macir Alaaddin abi de vurmuş. Herkesi vurdu. Şimdi burayı satacak. 9 dönüm. Güzel bir tarla. Çok fazla bir meyil yok değil mi? Çok fazla. Her tarafın biçer biçiyor. Burada bir çeşme gösterdik az önce. Biri geçen sene yapmış herhalde. Bakımsızlık. Bakımsızlık, bir de suların, karların yağmaması, biraz sular çekildiğinden ondan evet. Sonra akar bir daha. Evet, akar diyorsunuz. Evet, şimdi 9 dönüm tarlanın sınırları herhalde bu görünen evet, alan değil mi? Görünen alan ilerliyor buradan. Böyle sonra ilerliyor. Şöyle hafif dikdörtgen şeklinde. Biraz yakın çekelim. Bakın şuradan gösterelim üst sınırı. Şu ağaçlar var. Bakın bu ağaçlar buradan da. Geldiğimiz nokta hemen çeşme burada zaten. Giriş noktası burası. Girdiğimiz nokta. Sınır böyle. Bu ağaçların boyundan devam ediyor. Bakın yukarıdaki ağaçlar bu şekilde ve diğer bu kısımdaki ağaçlar. Evet. Böyle devam edelim. Şimdi tarlamızdan yürüyoruz. Alaaddin Bey, siz burada ne ekiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Burada buğday ekiyoruz, yulaf ekiyoruz, çayıra bırakıyoruz, hayvanları otlatıyoruz. Her şey yapıyoruz. Her şey oluyor. Kışlık olarak her şey yapabiliyoruz. Kışlık yapılır. Evet. Biliyorsun. Yazlık? Yazlık ekiyoruz ama domuz çok olduğundan zapt edemiyoruz. Domuz var diyorsunuz. Çok domuz var. Domuzlara bir çare bulmak lazım. Şimdi domuz dedim de şimdi korkarlarsa ya. Korkmazlar ya, gündüzleri çıkmıyorlar, gece yayıyorlar. Gece. Yani evet. Burada o zaman birileri gelip ev yapsa olur mu? Olur, ev de yapsa olur. Domuzlara insanları sarmıyor sadece. Mahsul yetiştiği zaman buğday olma çağında ancak o zaman karınlarını doyurup gidiyorlar. Yani burada bir yaşantı olursa domuz gelmez. Tabii insandan yok, korkar domuz. Domuz ne yapacak değil mi? Domuz insanın içeri olmadığı yere gidiyor. Efendim. Buraya gelip bir hobi bahçesi yapabilirler. Yapabilir. Yani bir konteyner, bir prefabrik ev yapıp burada gelip yazın 2-3 ay böyle kafa dinlenebilir. Evet. Ayrıyeten bir yatırım olarak alınabilir. Temiz hava, bol gıda. Temiz hava. Temiz havası hava. Güzel. Hava rakım güzel 350 şey falan herhalde. Kalburcu. 350. Ne çok yüksek ne çok aşağı. Hava dar bir yer, güzel bir yer. Ne mahsuller oluyor burada? Genelde kuru tarım oluyor değil mi? Kuru tarım. Kuru tarım. Sulama olmadığından evet, dolayı kuru tarım oluyor. Güzel bir hobi bahçesi yapılabilir. Yazın gelip kafa dinlenebilir. Evet, temiz hava alınabilir. Ayrıca bir yatırım olmuş olur. 9 dönüm Kalburcu köyünde. Büyük bir yer yani. 9 dönüm az bir yer değil. Fiyatı da gayet makul.
ekonomik krizden dolayı. Krizden dolayı fiyat da düşüyor. Normalde yani biraz daha yüksek olur, biraz daha aşağıda. Çok 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 bedava değil yani. Hani onu da söyledim şimdi. Sen o kadar da ucuza vermiyorsun yani. Evet. Normal şartlarda biraz. Normal şartlarda evet. Ha evet. Şimdi biraz daha ilerleyelim. İlerleyelim. Devam edelim. Evet. Pardon. Şimdi tarlamızı biraz daha yukarıya doğru çalıştıralım. Daha güzel. Evet. Manzara var diyor. Geldiğimiz nokta aşağı gösterelim. Bakın oradan yürüdük geldik. Şöyle %20 %30 toprağa. Ne toprağı bu? Kara toprak. Bu kara toprak. Evet, kara toprakmış. Alt kısımlarda biraz taşlıklar var. Ufak ufak taşlar toplanabilir, temizlenebilir. Sürmeye mahsule engel değil herhalde. Engel değilmiş. Bakın %30, %20, %30 tatlı bir meyil. Bu durduğumuz, kameramanın durduğu yer düzgün. Buraya böyle bir güzel bir konteyner konabilir. Şöyle manzarayı bir gösterelim. Bakın gayet güzel. Gökyüzü güneş bulutlarının altında kaldı. Güzel, havadar bir yer. Her yeri görüyorum. Evet, tarlamız burası. Geldiğimiz nokta şurası bakın. Buradan yürüdük. 9 dönüm tarla. Bu şekilde devam ediyoruz değil mi? Evet, devam ediyor. Evet. Biraz daha ilerleyelim. Bakalım diğer sınırı da görelim. Evet. Bakın bu kısımlar. Şu ağaçların oraya kadar gidiyor. Böyle hafif dikdörtgen şeklinde. Bu ağaçlar orman mı? Orman. Evet, ormana dayalı üst kısmı. Bakın güzel. Çok güzel bir manzara var. Karşıda tarlalar görünüyor. Tepeler görünüyor. Herkes tarlasını sürmüş. Tabii bu kısım sürülmemiş. Neden? Evet, bu kısmı sürmemişler geçen sene. Çiğ kalmış. Burası da %30 meyilli. Bakın şöyle gösteriyorum meyilini. Bakın yani çok aşırı bir meyil yok. %30 meyil. Şu ağaçlar sınır oluyor. Buradaki ağaçlar, aşağıdaki ağaçlar. Evet, üst kısmı tam tepe noktası bu durduğumuz yer. Bakın burada taş dediğimiz bu ufak ufak taşlar. Böyle büyük bir taş yok. Sürmeye de engel değil. Bunlar temizlenebilir. Temizleniyor. Evet, bakın geldiğimiz nokta. Etrafını güzelce gösteriyorum ki. Karşı yolda çek, yolda görsen. Karşının yakın olduğuna. Evet, karşıdaki yol. Evet, köy yolu. Bakın, köy yolu geldiğimiz nokta. Oradan böyle geldik. 600 metre, 700 metre içeriye doğru yürüdük. Kadastro yol, resmi yol var. Evet, şöyle. Gel Alaaddin abi, gel. Kutupların altında, parlayan ışığın altında. Evet. Güzel manzaraya hakim. Hafifte böyle bir esinti de var. Evet. 9 dönüm kalmış. Pahalı olur.
karşısında. Evet, burası Kaya Emlak Şaban Kaya tarafından sıkılacak. Sizi görelim. Size bırakmamız önemliyiz. Buradan bizi takip ediyorsunuz. Beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Bu kadar. Alaaddin Bey'e teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa sürede mal satılır. Biz de nasipleniriz. Sen de nasiplenirsin. İnşallah. Evet, müşterilerim, telefonlarınızı bekliyorum. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. En güzel günler sizin olsun. Bizi takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük